Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar Mobil Uygulama Videoları Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google uygulaması, Google Classroom uygulamasını inceleyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekranı almayı unutmayınız. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar uygulamayı uygulama marketlerden ücretsiz şekilde indirip yükleyebiliyorsunuz. Uygulama markete giriş yaptıktan sonra burada App Store olabilir, Play Store'da olabilir. Classroom yazmanız yeterli. Gördüğünüz gibi Google'ın Classroom uygulaması karşımıza çıkıyor. İndirdikten sonra uygulamayı açalım arkadaşlar. Böyle bir ekran karşımıza geliyor. Öncelikle Google'ın geliştirdiği Google Classroom uygulaması nedir? Bundan bahsetmemiz gerekirse. Tamamen fiziki olarak kullandığımız sınıfları dijital dünyada kağıt kullanmadan yapabileceğimiz bir ortam sağlıyor arkadaşlar. Yani burada siz Öğrencilerinizle birebir iletişimlerinizi de aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Derslerinizi de aynı şekilde işleyebiliyorsunuz. Sınavlarınızı da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Ve bu sayede bunları yaparken aynı anda kağıt israfından da kurtulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Buradaki herhangi bir hesabımızdan giriş yapalım. Evet gördüğünüz gibi uygulamamız açıldı. İlk sınıfınızı oluşturun veya ilk sınıfınıza katılın seçeneği karşımıza çıkıyor burada. Sağ alttan bunu gerçekleştirebiliyoruz. Sınıfa katıl dersek eğer gördüğünüz gibi öğretmeninizden sınıf kodunu öğrenip buraya girin diyor. Yani sizin öğretmeniniz bu uygulamadan size ders anlatacağına karar verdiyse arkadaşlar burada oluşturduğu sınıfta size bir ders kodu vermesi gerekiyor. Bu da sınıf kodunu size gönderdikten sonra bu alana doldurduktan sonra arkadaşlar davet kodunu göndermiş oluyorsunuz. Eğer öğretmeniniz onaylar ise burada sınıfa katılmış oluyorsunuz siz de. Siz bir öğretmen iseniz de sınıf oluştur diyerek buradan gördüğünüz gibi sınıfınıza bir isim veriyorsunuz. Örneğin 5A diyelim. Bölüm diyebilirsiniz. Türkçe diyelim. O da bir konu dil anlatım diyelim. Oluştur dedikten sonra gördüğünüz gibi sınıfımız oluşturuluyor. Oluşturduğumuz sınıftan da öğrencilerimize bir davet kodu, sınıf kodu göndermemiz gerekiyor. Sınıf kodunu da gönderdikten sonra öğrencilerimiz bu odaya geldikleri zaman arkadaşlar gerekli katılım sağlandıysa eğer buradan siz artık dersinizi anlatmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada sınıfınıza bir duyuru yapabileceğiniz bir alan yer alıyor. İkleden yine buradan resim veya farklı dosyayı yükleyebilirsiniz. Sınıf çalışmalarını buradan görüntüleyebilirsiniz. Aynı şekilde yeni bir ödev, test, soru, materyal veya yayını yeniden kullan diyebilirsiniz. Ödev dersek nasıl gerçekleştiriyoruz? Gördüğünüz gibi 5A sınıfındaki tüm öğrenciler dedik. Açıklama kısmına girdikten sonra ek ekleyebiliyoruz. Yüzlük puan diliminde seçtik. Teslim tarihi ve konuyu belirttikten sonra ödev ver diyerek sınıftaki herkese arkadaşlar ödev verebiliyoruz bu alanda. Test aynı şekilde buradan test oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıklama girdikten sonra blank quiz denilen test sayfasının test oluşturabilir, ek ekleyebilir. 100 puanlık dilinden tekrar teslim tarihi verdikten sonra konuyu oluşturarak buradan test ödevi verebiliyoruz arkadaşlar. Soru materyallerde aynı şekilde buradan oluşturabiliyor. Kişileri de burada görüntüleyebiliyoruz. Eklediğiniz bütün öğretmenler farklı bir öğretmeni de bu alana ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Öğrencileri de yine buradan. Gördüğünüz gibi sınıf davet bağlantısını bağlantıyı kopyala veya paylaş seçeneğinden buradan öğrencilerimizle paylaşabiliriz arkadaşlar. Davet et seçeneğinden yine bu özelliği kullanabiliriz. Bu sayede öğrencilerimiz bu linki tıkladıkları zaman sizin sınıfınıza girmiş oluyor arkadaşlar. Artık siz de öğrencilerinize rahat rahat ders anlatmış oluyorsunuz. Sağ üstteki ayarlara baktığımız zaman buradan sınıfınızın ismini, açıklamasını, bölümün oda sayısını, konu anlatımını yine öğrenci davet ayarlarını. Gördüğünüz gibi sınıfınızın kodu burada karşınıza çıkıyor. Eğer öğrencide bir aksilik çıktıysa ve sınıf koduna ihtiyacı varsa buradan verebilirsiniz. Yine davet bağlantısını buradan verebilirsiniz arkadaşlar. Classroom ile Meet ortak çalışıyor. Meet de bildiğiniz üzere Google'un uygulaması. Buradan da derslerinizi online şekilde işleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Sol üstten ne baktığımız zaman sınıflara ve takvim karşımıza çıkıyor burada Google takvim burada devreye giriyor. Bu sayede istediğiniz dersi istediğiniz zamanla planlayabiliyorsunuz. Yine bu ayarlara baktığımız zaman akışta yayınla seçeneğini öğrenciler içeri yayınlayabilir. veya yorum yapabilir seçeneğini açık veya kapalı hale getirebilirsiniz. Yine bildirimlerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde siz de kağıt israfından kurtulmuş ve aynı şekilde öğrencileriniz de daha yakından bir ders ortamı oluşturmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere okuldaki saat süreleri belli ama buradan öğrenci takıldığı bir konuda size buradan ulaşabilir ve mesaj gönderebilir. Aslında güzel bir özellik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.